Sermet'in bir oğlu var. Adı Ali. Göreve gittiğimizde hep ondan bahsederdi bana. Ben de evden her çıkışımda Yağmur'a kocaman sarılıp öpüyorum. Her seferinde bana anne geri dönecek misin diye soruyor. Ben de her seferinde ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Bizim hayatımızın özeti bu Zehra. Bir yanda sevdiklerimiz, bir yanda onları yalnız bırakma korkusu. Buna alışmak zor. Ama bununla kavga etmenin de bir anlamı yok. Sen burada bekle oğlum. Cenazenizi yarın gelip alabilirsiniz. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ali. Ali hadi. Babam bizimle gelmeyecek mi anne? Baban artık gelmeyecek oğlum. Ben Zehra Balaban. Sermet'in ekip arkadaşıydım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Merhaba Ali. Merhaba. Senin baban bir kahramandı Ali. Biliyor musun? Başımız sağ olsun. Sağ olun. Bundan sonra asla yalnız olmayacaksınız. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Devletimiz de öyle. Başkanım. Bunu yapan bulundu mu? Bulacağız, hiç merak etme. Devletimiz gereğini yapacak, gözün arkada kalmasın. Bunu yapanlar cezası kalmayacak. Kalmayacak. İzninizle. Etrafımdaki herkes tek tek ölüyor. Sevdiklerim tek tek ölürken hiçbir şey yapamamaktan nefret ediyorum. Güçlü ol denmesinden nefret ediyorum. Güçlü olmaktan nefret ediyorum. Tek başıma kalmaktan. Zehra.
Yalnız değilsin. Ben varım. Dökülen kanların hesabını soracağız. Rengini şehidinin kanından alan bu mukaddes bayrak özgürce dalgalansın diye kimileri yolunda can verdi, kimileri de sırasını bekliyor. Düşmanlarımız korkalım, pes edelim istiyor. Korkmayacağız. İnadına biz varız, buradayız diyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar bu vatanı korumaya ant içtik. Çünkü kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Bu kurumda birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz, bu vatan için şehit olmuş bir sürü arkadaşımız var arkadaşlar. Biz buradayız. Gözünüz arkada kalmasın.